Recep Tayyip, muhteşemsin Ortaköy, muhteşemsin Beşiktaş. Şöyle... Ufka bir bak kutlu güne az kaldı. Azam git lan Türkiye olsun. Bizim yerli malımız diye, yerli malı haftamız diye hepimiz heyecanlanırdık. Hepimiz. Annemize derdik ki bize en iyilerini yap onu götürelim diye. Şimdi Türkiye yerli malı haftası kutluyor. Geçen hafta İstanbul'da kutladı yerli malı haftasını. Neyle kutladı? Teknofest'te kutladı. Türkiye'nin yerli malı haftası. Elmamız, armudumuz elbet bizim. Ama Türkiye yerli malı haftasını şimdi İHA ile kutluyor. Siyah ile kutluyor. Akıncı ile kutluyor. Kızıl Elma ile kutluyor. Atak 1 helikopteriyle kutluyor. Atak 2 helikopteriyle kutluyor. Kendi yaptığı yerli ve milli tankı Alta ile beraber kutluyor. Peki bizim hemen altımızda Amerika bir terör devleti kurmak istedi mi? Nereden? Hala istiyor. Nerede? Hakkari'nin karşısındaki Akup'tan Hatay'ın karşısındaki Afrin'e kadar 1200 kilometreyi aşan, bunun 911 kilometresi Suriye sınırıdır, aşan hem Kuzey Irak'ta hem de Kuzey Suriye'de bir terör devleti kurmak istedi. Kime kurduracaktı bunu? PYD'ye ve PKK'ya kurduracaktı. Peki Hatay'a saldırdılar mı? Havanlar attılar mı? Antep'e saldırdılar mı? Havanlar attılar mı? Şanlıurfa, Akçakale'ye, Ceylanpınar'a saldırıp havanlar attılar mı? Ve Türkiye'yi huzursuz etmek, ben yanı başındayım, seni terörle tehdit ediyorum demek için bunu yaptılar mı? Şimdi kıymetli Ortaköylüler, hayatımın en onurlu günlerinden birisidir. Milli Güvenlik Kurulu'ndaydık. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'la tam bu Afrin meselesi tartışılıyordu. Riskleri konuşuyorlardı. Dediler ki eğer biz Afrin'e girer, teröristleri Afrin'den, İdlib'den atarsak, buna kalkışırsak Amerika bize mühimmat ambargosu koyar. Dediler ki eğer biz bunu yaparsak Almanya Leopard tanklarını ambargosunu gönderir, burada kullanamazsınız der. Üç, Kanada'dan İHA'larımıza, SİHA'larımıza o gün biz kamera alıyorduk. Kanada kameraları göndermezler dediler. Tayyip Erdoğan kafasını kaldırdı. Dedi ki onların Leopard tankı varsa, Kanada'nın kamerası varsa, öbür tarafta Amerika'nın mühimmatı varsa bizim Allah'ımız ve imanımız vardır. Peki başka bir şey daha söylüyorlar. Beni bağışlayın. Şimdi son zamanlarda bu Beşiktaş'ta yaşadım ben bu işi. Beşiktaş Belediyesi'nde iki İçişleri Bakanı oldum. Bir haber geldi. Dediler ki LGBT bayrağı asılmış. Ya neyin nesidir dedim bu LGBT bayrağı ya? Nereden çıktı? O zaman da çok böyle yaygın da bir iş değil. Niye bir belediyenin önüne LGBT bayrağı asılır? O günün kaymakamını aradım. Dedim ki ya yarım saatte bunu indirirler ya da polisi getiririm oradan zorla o paçavrayı yırtar attırırım. Şimdi dertleri ne? Dertleri şu. Avrupa'da, Amerika'da erkek erkeğe evlilik var ya, kadın kadına evlilik var. Ben bunu söylüyorum da Meral Akşener'in ağrına gidiyormuş. Süleyman Soylu böyle söylüyor diye. Ya LGBT ne demek? LGBT bu demek zaten. Başka bir şey demek değil ki. Hala milleti kandırmaya, hala yalanlarını yutturmaya çalışıyorlar.